Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Maun Suresi ile beraberiz. Bugün sizinle beraber Maun Suresinin anlamını, nasıl yazıldığını, nasıl okunduğunu beraber öğreneceğiz evladım benim. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Tonguç Kapa nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kapa katılmak için Öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Cup sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirli butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi Tonguç Cup'taki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kapa bekliyoruz. Evet o zaman hemen sana Tonguç Kap'taki görevini vermek istiyorum. Bir kere Tonguç Kap'ta planlı ve programlı bir şekilde 3. haftaya girdik. 2. sezon 3. hafta çok hızlı ilerliyoruz gerçekten de. Ve yeni ödevlerimiz yeni görevlerimiz var. Bu yaptığın görevleri de tat uygulamasına girmeyi unutma. Çünkü girdiğin zaman hem puan kazanıyorsun ki puanları artık göstermeye başladık. Ve aynı zamanda Takımın da puan kazanıyor diyorum. Hadi bakalım o zaman dersimize dönelim. Bir Maun suresinin kazanımlarımızda okunuşunu ve anlamını bilmemiz gerekiyor. Daha doğrusu hani illaki hani ezber çıkmaz tabii ki sınavda ama... ...genel olarak biz çok güzel bir sure olduğu için ve gerçekten de çok güzel öğütler verdiği için... ...bu sure hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Şimdi okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. Elayet lezi yükezbü bittin. lezi yedul yetim. Vela yehudde ala tahammül miskin. Fevvilülü Müsallim Eliznehum Salatün Maun okunuşu bu. Okunuşunun yanında bir de anlamına bakalım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim ne demektir? Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla yani esirgeyen ve bağışlayan tabi kaba manasıyla esirgeyen ve bağışlayan olan Allah'ın adıyla. Gördün mü o hesap ve ceza günü yalanlayanı? Yani ceza günü hesap gününden kastettiği burada Allah'ın aslında ahiret e, gününe geçerken işte kıyamet günü e, oluyor biliyorsun Tonguç Evlen Bey'im. Ahirette ondan sonra. <laughs> bunu yalanlayanlar mı var hocam? Ahirette sonrasında işte Allah bizi e, sevaplarımıza ve günahlarımıza göre değerlendiriyor. Yani artı eksi hesabı arkasından e, işte ya Allah'ın rızasını kazanıyorsun ya da kazanamıyorsun. Şimdi bunu yalan bir sürü insan var. Öldükten sonra yok olacağız, hiçbir şey yok. Aslında bir sonraki dünya yok diyen bir sürü insan var. Allah onları e, aslında bir e, burada gönderme yapıyor. İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yani onları kınıyor. Ne diyor Allah? E, yetimi itip kakan, yetim yani babası annesi vefat etmiş çocukların e, adı biz yetim olarak biliyoruz. Onları kötü davranan Düşünsene, annesi babası vefat etmiş, çocukların tek başına dünyada bir de onlara kötü davranıyorsun. Yoksula yedirmeyi özendirmeyen, yoksula vermeyin, kimseye vermeyin, muhtaçlar e, ne olursa olsun yok olsunlar gitsinler gibi davranan insanlar var dünyada. Onları, onları aslında kınıyor. <laughs> Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Yani namaz dediğimiz ibadet... Kur'an'da zaten e, dinin temellerinden bir tanesi namaz kılarken namazı ciddiye almayıp sadece bak onlar gösteriş yaparlar. Riya dediğimiz bu kavramı göreceğiz birazdan. Riya yani gösteriş yaparlar diyen bir yapanlar yapanlar var ve ciddiye almayanlar var namazı. Sadece diğer insanlar için kılan bir sürü de insan var. Onları kınıyor Allah ve ufacık bir yardıma bile engel olurlar diyor. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar ne demek? Aslında işte yoksullara yardım edecekken diğer insanları alıkoyarlar. Hayır ne gerek var vermeyin insanlara veya işte yardım etmeyin insanlara kendi başınızın çaresine bakın gibi insanları kınıyorlar. Peki o zaman e, e, Maun suresinin o, Arapçası. Arapçası aslında bu demin okuduğumuz Eraytel Lezi yükezi bittin aslında bu şekilde başlıyor ve sonuna kadar geliyor. Peki Toncu um, Maun suresinde alakalı bizim gerçekten bilmemiz gereken kazanımlar neler? <laughs> Bir kere Tonguç'um Mekke döneminde inmiş yani peygamberimiz Mekke'de ve Medine'de hayatının belli evrelerinde yaşadı. Medine'de daha çok yaşadı tabii ki. Mekke döneminde de Kur'an gelmeden ya daha doğrusu e, bu Kur'an'ın ilk başlangıcı gelirken aslında belli bir süre Mekkeliydi peygamberimiz. Ve Mekke döneminde gelmiş ve yedi bir ayet yedi ayetten oluşuyor diyoruz. Anlamına baktığımız zaman yardım ve zekat üzerine odaklanmış. Yani yani yardım ve zekat etmeyen insanları e, kınıyor. Dolayısıyla yardım ve zekat etmemizi tavsiye ediyor. Değişik bir dolaylı bir anlatımla. Ve iki tip insan tavsiri var e, Maun suresinde. Bir tanesi Tonguç evladım. Allah'ın nimetlerini ve ahireti inkar eden insan ve bunları Allah kınıyor. Bir de riyakar insan. Riya ne demek Tonguç biliyor musun? ya böyle kötü bir şey kesin. Aynen riyakar dediğimiz şey aslında gösteriş meraklısı. Yani her şeyi gösteriş için yapan dünyada da şu anda ne yazık ki gerçekten bir Instagram açıyoruz. Herkes gösteriş meraklısı. E, hayatındaki her şeyi gösteriyor. Daha fazla gösterilmek için hatta ben şunu biliyorum Tomuç. çok enteresan. Bir tane bazı insanda bazı şirketler var Tomuç. Mesela e, gidiyorsun bin dolar veriyorsun iki bin dolar veriyorsun. E, seni alıyor jetin içine koyuyor oturtuyor. Jette fotoğraflar çıkıyor. Özel jette. Ondan sonra e, jete jet binmeden çıkıp <laughs> gidiyorsun. Sadece o fotoğraflar için bin dolar iki bin dolar olan şirketler var. Yani tabii bu Abi aslında. ucuz yapabilirler. İnsanların yani ne kadar dolar. gösteriş meraklısı olduğunu gösteriyor. Tabii buradaki gösteriş o gösterişle farklı ama gösteriş sonuçta burada bahsedilen Maun suresinde gösterişi namaz kılarlar diyor. Yani Ay Allah için ha Allah için kılmıyorlar. Yani Allah rızasını umursamıyorlar. Diyorlar ki ben diğer insanlara gözükürüm. Ben dindar gözükürsem hani diğer dindar insanlar da bana destek olurlar falan tarzında çok adi, haysiyetsiz ve pislik insanlar var. Onları söylüyor Allah diyor. Tam için Maun suresinde verilen bazı mesajlara baktığımız zaman ahirete, ahiret gününe yani öldükten sonra dirilmeye ...inanıyorsan yetime ve yoksula iyi davran... ...en önemli mesajdan bir tanesi bu... ...yetim dediğimiz şey babası annesi vefat etmişti diye... ...yoksu dediğimiz şey de muhtaç olan... ...yani kendi imkanlarıyla geçinemeyen insanlara da... ...iyi davranmamız emrediliyor... ...daha doğrusu tavsiye ediliyor... ...sadece kendini düşünmememiz... E, ...düşünme diyor e, Allah bize Maun suresinde... ...diğer insanlara da düşen, düşün... ...zekat ve yardımlaşmayla... E, ...aslında İslamiyet'in diğer kurallarını da yerine getir diyor... ...yardımlaş diyor Allah bize ve ibadetlerde riya yani gösteriş yapma diyor. Allah rızasını esas al diyor. Yani Allah rızası en önemlisi diyor. Tonguç şunu unutma Tonguç'um. Yani cennet cehennem tamam e, hani bize mükafat veya ceza tamam bunların yanında Allah diyor ki cennet cehennemden daha öte daha önemli, daha güzel bir şey vardır diyor. O da Allah rızası için diyor. Allah rızasıdır diyor. Çünkü şöyle düşünsene Tonguç'um. Annene sen ne kadar teşekkür ediyorsun veya anneni ne kadar seviyorsun? Niye seviyorsun Tonguç? Çünkü on, o seni 9 ay boyunca karnında taşıdı ve yedirdi. işte sürekli çocukluğunda seni destekledi ve yaşattı değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Peki anneni sana kim verdi Tonguç'um? Anneni ha. sana Allah verdi o her saniye aldığın nefesi, nefesi kim verdi Allah verdi peki onu o kadar seviyor musun peki onu o kadar e, yani e, onun rızasını onun gönlünü kazanmak için uğraşıyor musun işte Allah da bu örneklerle bize diyor ki ibadetlerde riya yapma Allah'ın rızasına esas al yani cennet cehennemin yanında esas önemli olan diyor. Allah'ın rızası diyor ve riya kesinlikle ve kesinlikle göstereceğim gerçekten Kuranda da çok kötü bir davranış. Neden diyeceksin? Gerçekten bazı insanlar sadece diğer insanlara hava olsun diye namaz kılıyorlar veya oruç tutuyorlar veya işte bilmem hani dindar gözüküyorlar. Bunlar da tamamen üç kağıtçı insanlar diyoruz. Bu dersimizle alakalı öğrendiğin konu alakalı çok güzel. Bir test seni bekliyor. Bu testte yeni nesil sorular var. Hadi bakalım kendini challenge et bakalım. Ve ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. kongıç Dershane sundu.